Bu köyün parka taşı yok, muhtar dediğin gibi. Bu köyün taziye evi yok. Herkesin taziye oldu, bu köy olmaz. Bu köyün elektrik sorunu var. Çevre yolu yok. Yol, elektrik, su, taziye evi başta olmak üzere daha birçok sorun giderilemedi. Köylüler son çare Vatan Partisi'ne başvurdu. Köy sorunu sudur, parka taşıdır, elektriktir. Büyük sorunlarımız elektriktir Güneydoğu'da. Mardin'in Derik ilçesine giden Vatan Partisi heyeti misafir olduğu bir evde köylülerle bir araya geldi. Anlatılan sorunlar daha kadar. Su ve elektrik başı çekiyor. Şu GAP meselesini tamamlamamız lazım. Yani bak, kaç tane hükümet geldi geçti. GAP hala tamamlanmadı. Biz sizin bütün söylediklerinizi not aldık. Onlarla ilgili de elimizden geleni yapacağız. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine karşı çıktı. Elektriği özel şirketlere, her bölgede aynı sorunu yaşıyoruz. Çok yüksek faturalar. Tarımsal elektrik de değil. Sanayi tipi elektrik üzerinden bir faturalandırma var. Bu insanlar şimdi zaten ektiğini zor biçiyor. Değer fiyattan zaten zor satar hale gelmiş. Bazı ürünler tarladan kaldıramıyoruz. Bir de boyumuzu aşan elektrik faturalarıyla uğraşıyor. O yüzden devlet şuna karar verecek. Hükümet şuna karar verecek. Ya o özel elektrik şirketinin birkaç tane adamı bu işten zengin olacak ya da işte Mardin'in Derik'in köylüsü rahat rahat üretecek. Enerji sorununa dikkat çeken Bursalı, biz çözeriz dedi. Vatan Partisi'nde çiftçinin değer göreceğini vurguladı. Domates, biber fiyatı da, elektrik fiyatı da Türkiye'nin enerji güvenliğiyle ilgili bir şey. Komşularla işbirliği yapacağız, enerjiyi ucuza getireceğiz, mazotu ucuza traktörlerimizin depolarına dolduracağız. Köyde insanımız insanca yaşamalı. Vatan Partisi'nde köylü baş tacı, üretici baş tacı. Yoksa özel elektrik şirketleri baş tacı değil. Köylüler sorun yaşadıkları yolu gösterdi. Konak bakırı bütün yol çok bozuktur. Kışın bu yollar kapalıdır. Ekinlerimizi zor biçiriyoruz. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yetkililere çağrı yaptı. İşte bu arkamızda bulunan yol, hepsi 1,5-2 kilometrelik bir yol. Konak'la Bağrıbütün köyünün arasındaki yol. Şimdi kış geliyor, yağmur gelecek. Üreticilerimizi mağdur etmemek için şu yolu asfaltlamamız lazım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partili iş insanı Ethem Sancak da 5 Kasım'da Mardin'de olacak. Mardin üreten bir şehir, üretimin sorunlarını, çözümlerini burada konuşacağız. Bu buluşma 5 Kasım Cumartesi günü saat 14'te Grand Yay'da olacak. Mardin halkını bu buluşmaya bekliyoruz.